Gençlik daireleriyle ilgili bir skandal e, patlak vermesin ve bu konuda bir gün geçmesin. Bu sefer de gençlik daireleri dört çocuğu babasından ayırdı. Ferzi Batmaz'ın çocuklarından koparılması nedeni ise çocukların evde gürültü yapıyor olması. Şaka değil, gerçek. Gençlik dairelerine göre çocuklar evde eğlenemez ve gürültü yapamazlar. İşte orada programcımız geliyor ekranlarınıza. Almanya'da gençlik daireleri skandalları bitmek bilmiyor. Bir gün baba Fevzi Batmaz'ın telefonu çalar, karşısındaki 9 yaşındaki oğlu Enes'tir. Enes, baba gençlik dairesinden gelenler bizi götürmek istiyorlar der ve baba Fevzi Batmaz'ın gençlik dairesiyle olan sıkıntılı günleri başlamış olur. Tabii ki hemen benim olana dedim, kadını bana ver. Kadınla telefonla konuştum. Kadına rica ettim, yalvardım. Nine dedi, yani nine, hayır dedi, e olmaz. Çünkü dedi, siz dedi, burada değilsiniz. Eski eşiniz işte Eşiniz o zamanki. Ee, evde yok. Çocuklarınızı küçük e, oğlunuzla büyük kızınızı evde gördük. Tabii ki e, yalvardım yakardım. İnan e, şey etmediler. E, dinlemediler beni. Telefonu kapattım. Ben hemen tabii ki biladeri ailemi, annem gibi devreye soktum. Hemen koşun dedim. Çocukları götürmek istiyorlar. Tabii onlar da devreye girdi Yalvardılar. Sonra tabii ki ee, eşimi aradım, o zamanki eşimi. Ee, kendisi de tabii ki Arbaşam'a gitmiş bayan arkadaşları e, işte yardım alma için antrak vermeye girmiş. Tabii ben üstten geldim, çocuklarım karşımdan geçti, ben arabayı durduramadım. Yani gençlik tarihleri çocuklarınızı götürürken yolda karşılaştınız Arkadaşlar ama durduramadınız? Durduramadım tabii ki, hemen birden otobana girdiler, oradan uçtular. Ondan sonra tabii ki ben e, hemen daireye koştum Dairede işte ilgili kişiyi, şahsı buldum. Ee, Görsemeyeceklerini söylediler. Çocuklarınız hala bak koruyucu ailede? Yok, koruyucu aile değil Allah'a şükür. Sizle beraber mi yaşıyorlar? Şu anda iki büyük çocuğum bir yanımda, iki üç küçük çocuğum şu anda orada. Ee, tabii ki mahkeme e, yollarından uğraşıyoruz şu an. Velayetini almaya uğraşıyoruz. Ee, Çocuklarımı oradan işte kurtarabilmek için bayağı bir yoğun çaba sarf ediyoruz. Şimdi kaç yaşındalar o iki tane çocuğunuz? Şimdi küçük oğlum 8 yaşında, kızım da 12 yaşında, 12 yaşına girecek. Kaç sene kaldılar? 6 sene, şu anda altı sene oradalar. Peki ziyaret edebiliyor musunuz çocuklarınızı? Tabii, o yönden bir şikayetim yok. Her hafta evde oluyorlar, her hafta diyor her iki haftada bir evde oluyorlar alıyorum tabii ki tatillerde devamlı sürekli yanımdalar Böyle işte bu bayram dolayları olduğu zaman veya da işte bu karnaval falan olduğu zaman devamlı yanımdalar her hafta sonu da alabiliyorum tabii ki çocuklarınızla buluştuğunuzda Nasıl anlar yaşıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız o anlardan? E, nasıl Bir baba nasıl e, e, an yaşayabilir Babamız, kendi babamız evladını gördüğü zaman nasıl sevilirdi? Biz de öyle. Çocuklarımızı gördüğümüz zaman tabii ki mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz. Neşemiz giriyor, eve neşe geliyor, evimiz şenleniyor. Çocuklarımızla istediğimiz şekilde, onlar istediği şekilde e, yapıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz evde dışarıda veyahut da işte akrabaların yanında. Çocuklar öyle bir sevinci, sevili, sevildiği zaman da ben daha da mutlu oluyorum. Hani o mutluluğumu da benim yani e, anlatamam burada. Başka bir heyecan oluyor insanda. E, sevinç göçler, gözyaşları akıyor. Hani nasıl bir baba nasıl gerekiyorsun onun yani sevincini yaşıyorum. Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz kameramızın karşısında? Benim söyleyeceğim şu, e, tabii ki ben de mücadele ediyorum. Bir baba olarak herkese e, bir kardeş, bir abi e, nasihatı mücadeleyi bırakmasınlar. Sonuna kadar savaşsınlar. Bunun üstesinden gelmeyi başaracağız inşallah. Hiçbir zaman da yılmasınlar.